Arkadaşlar Artung, evet ben Ozan Kurtbay. Dünkü videodan sonra bugün de X aşklarına giriş yapacağız arkadaşlar. Hazır ay balık burcuna doğru ilerliyorken Satürn kavuşuna bakalım X aşkları neler yapıyormuş, hep beraber gözden geçireceğiz şimdi. Her zamanki gibi güneş burcu ve yükselen burcu Koç burçlarından başlıyoruz abi. Koç burcu X aşkı 1 ve Koç burcu X aşkı 2. Bakalım ne yapıyormuş X aşklarımız. Aha! Bir denge durumu söz konusu X aşklarımızla. Özveride bulunmak ve istenilenleri yapmak, değer vermek konusunda gelgitler yaşanılıyor. Orada bir karar aşaması söz konusu X aşkınızla ilgili. Ani döngü dönüşümleri söz konusu, yıkılan kule diyor ki bir takım alışkanlıklarınızı, bir takım inançlarınızı, tutunduğunuz doğrularınızın bir kısmını ya özveride bulunarak ruhunuzu olgunlaştırarak, çünkü yıkılan kule ruhsal matrix diye geçer, olgunlaşma çerçevesine geçip dengeleri yerine getireceksiniz ve hayatınızda yeni biz dengesi oluşacak ya da kırılma noktasına doğru gideceksiniz ve olay ayrılık ve arivederci diyeceksiniz. Sayın Koç burçları X aşkınızla ani dönüşümler söz konusu, haberiniz olsun. Artık gelelim Güneş burcu ve yükselen burcu Boğalar. Bakalım sizin ex aşklarınızla durumunuz nedir? Boğa burcu ex aşkı 1 ve Boğa burcu ex aşkı 2. Bir numaralı kart der ki, ikili üçlü görüşmeler, köklü görüşmeler, ciddi görüşmeler kapıda görünüyor. Mayday, 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 Artung. İkinci kart ne diyor? Ya benimsin, kara toprağı mı? Yok. Ya benimsin, ya benim. Ve bununla ilgili Allah 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 Allah, Battal Gazi geliyor diyor. Kılıçların şövalyesiyle beraber. Ex aşkın. Ya sana geliyor ya da ikili düşü görüşmeleri var. Yani birden çok talip söz konusu olabilir. Ama tadından olmuşsun diyor ki bunlar ciddi görüşmeler ve ciddiye alınması gereken bir dönem. Artık top sizde bu konuda sayın Boğa burçları. Ne ekersen onu biçersin. Kılıçların şövalyesi diyor ki dikkatli ek. Yoksa papazı bulursun. Ondan sonra da ölene kadar mokoko unutulur, ben bunları niye yaşıyorum deme ama sayın Boğa. Gelelim şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu ikizler. Bakalım sizin ex aşkı durumları ne iştir, neyin peşinizdesiniz. İkizler burcu ex aşkı 1 ve ikizler burcu ex aşkı 2. Büyük arkana kağıdı var mı? Gözden geçireceğiz. Aha! Olmaz mı? Araba kartı zihni ilgilendiren bir kart. Yengeç burcu tarafından yönetilir ve uzlaşmaya doğru gitmeyi gösterir. Aynı zamanda karşındaki insanın sorumlulukları konusunda bir paydaş olmaya, bu zaten bir uyumla oluşacak olan bir şeydir. Öyle bir durum söz konusu sayın ikizler burcu. Bu olduğu takdirde Venüs ve Jüpiter ortak yapımı özel filmin sunduğu bir kader çarkı var. Aslında muazzam bir dönem girişi var. Bunu iyi değerlendirebilirsiniz. İyi olur. Hem de çok güzel olur. Bal dök yala olur sayın ikizler. Ona göre hareket et. Tabi uzlaşma taraftarıysa. Aksi takdirde hani ve ders. Dersin ki ben eksi artık işim yok. Evrende diyecek mi o zaman benim yapabileceğim bir şey yok. Mayday, mayday. Artık. Gelelim şimdi. Yengeç burçlarına. Kahveyi aldın mı? Yengeç burçlarına. Kahveyi al sen, getir buraya kadar. Koy. Ondan sonra orada olur. Ayıp denen bir şey var. Yengeç burçları ex aşkı. Bakalım sizin son durumunuz nedir? Bir numaralı kart ve iki numaralı kart. Otorite figürleri. Mayday, 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 mayday. Devlet kapısı olayları. Mayday, mayday. Olgunluk, sakin ilerleme
ve sindire sindire götürme. Kapıda. Achtung. İkinci kart is very important. This is Jesus Christ. Diyor ki, yavaş yavaş bakayım. Diyor ki, belirsiz bir süreç var. Neyi istediğine iyi karar ver. Çünkü evren sana diyecek ki, cümle kur. Neyi istediğine bağlı olarak cümle kur. O kuracağın cümle ondan sonraki sürecini belli edecek çünkü. Otorite figürlerinde devreye girdiği bir süreç. Sağlam cümleler kur. Ki şunu yapabilesin. Abrakadabra. Türkçe meali söylüyorum ve oluyor. Ama unutma, bu bir ilişki. Karşındaki insanın iradesine hükmedemezsin. Artık bu bir olay değil. Olay olsa söylüyorum ve oluyor, şekillenirdi. Ama işin içerisinde bir ilişki varsa karşındaki insanın iradesine hiç kimse hükmedemez. O yüzden ona göre cümle kur. Gelelim şimdilik sayın aslan burçlarına. Aslan burçlarının ex aşkı nedir ne değildir? Bakacağız. Aslan burcu 1 ve aslan burcu 2. Ne diyormuş ex aşkı? Bir numaralı kart der ki, kupaların altınısı ex aşklarında bir dönüş mü söz konusu? Enomine Patres, Enfilio, Enspilio, Santres, Amen. Bir dönüşüm mü söz konusu belli değil. Bu ikinci karta bağlı tamamen. Zıbav. Tılsımların onlusu. Bu kimin kime ne kadar değer verebileceğine doğru orantılı. Ne kadar değer verirsen o kadar yücelir. Achtung. Aynen. Bu görüşmelerin olabileceği aynen diyor. Ve köklenmeye doğru görüşmelerin olabileceği. Ex aşkın vardır, next aşkın vardır. Arada arafta kalanlar vardır. Achtung. Her şey olabilir. Şimdi bu dönem onların geçeceği bir dönem. O ex aşkını oradan mıknatıs gibi çekmek istiyorsan ne kadar değer vereceğine bağlı. Aynen. O değer yargıları orada çok önemli. Tılsımların olması der ki o değerlere köklü değerler olması gerekiyor. Köklenecek değerlerin olması gerekiyor ona göre. Gelelim şimdi sayın Başak burçlarına. Enomeni Patres, Enfilio, Tabe. Yapacak bir şey yok. Aynen diyoruz. Başak burcu ex aşkı 1. Ve Başak burcu ex aşkı 2. Ne diyormuş Başak burçlarının ex aşkları için? Bir numaralı kart der ki. ruhsal bir kart. Bir kırılma noktası yaşanmış. Bu kırılma noktası sizi bir olgunluğa mı götürüyor? Yoksa geri mi sardırıyor? Çünkü yıkılan kule. Önce çıkıyorsa. Pardon. Bu geçmiş bir süreci gösteriyor. Aynen. Kırılma noktası yaşanmış. Şimdi bir yol olgunluğa doğru yükselirsin. Ya da o da bu kartı gösterir şimdi. O kartta diyor ki balans ve manevra. Balans ve manevra. Orada bir denge olayı söz konusu. Kararlar verilecek. Uzlaşılacak mı, uzlaşılmayacak mı belli değil. O uzlaşmaya göre ilerleyeceksiniz. Mayday, mayday. Ve ondan sonra dengeler balansına oturabilir. Tabii dediğim gibi o ruh ya olgunlaşır ya olgunlaşmaz. Tamamen sana kalmış olan bir şey Sayın Başak. Gelelim şimdik Sayın Havanın kardinal burcuna. Tabii yapacak bir şey yok. Terazi burcu ex aşkı 1 ve terazi burcu ex aşkı 2. Ne diyormuş sayın terazi burcu ex aşkları? Bir numaralı kart, denge kartı. Harmoni, bir dengelenme, bir toparlanma söz konusu. Özellikle somut manada. Bir dengelenme, bir toparlanma söz konusu ex aşkınla ilgili. Nereye gidecek? Eğer ex aşkın kendini aşabilirse, yapılacaklar, tasımların sekizlisi, yapılacaklar konusu. İlişkinin yapılacaklar kısmı konusunda kendisini aşabilirse, yani kendisinden özveride bulunabilirse, senin için bir şeyler yapabilirse
aşabilirse bu harmanı oturur. Ama olmasa bam. Kendini aşmasına bağlı. Kendini kırabilmesine bağlı. Ah çok sayın teraziler. Ona göre ilerleyeceksiniz zaten ve ona göre de şekillenecek her şey. Bu mudur? Budur. Sayın terazi burçlarının X aşkları. Gelelim ölümün öpücüğüne. Akrep burcu X aşkı 1 ve akrep burcu X aşkı 2. Ne diyormuş? Adalet terazisi ne alemde? Burada kılıçların nasıl var? Adalet terazisi ne alemde? Adalet terazisi geçmişte kaldı. Ne oldu o geçmişte kalmıştık adalet terazisi? Avantajını kullanabildin mi? Yoksa olayı dezavantaja çevirdin mi? Hiç söyleme. Ben söyleyeyim. Adını koyamadın. Aynen adını koyamadın. Koyacak yerlerin ağrıyordu. Aynen. Kılıçların beşiniz diyor ki sen adını koyamayınca o akbabalar, yukarıdaki dönen akbabalar aşağıya doğru süzülmeye başladılar. Arkadan da kartallar ve sağdan soldan çakallar geliyor. Daha ne kadar neyi, ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Neyi bekliyorsun? Onu zaten komple merak ediyorum. Ben yaptım. Neyi yaptım? Buradan hiç yapmışsın gibi görünmüyor. Buradan vazgeçmişsin gibi görünüyor. Vazgeçtiysen tamam, sıkıntı yok, yoluna devam et. Ama vazgeçmediysen oraya bir adını koyman gerekiyor. Oraya bir imzayı atman gerekiyor sayın akrep. Aksi takdirde ya arkandan ilerle zaten, iş işten geçmiş. Ama sen avantajı kullanamamışsın, ona göre. Haberin olsun. Gelelim uçan pisliklere. Sayın yay burçları. Yay burcu X aşkı 1 ve yay burcu X aşkı 2. Ne diyormuş? Değer yargılarında esneme gösterdin mi? Yapılacaklar konusunda esneme gösterdin mi? Yoksa hep bana mı dedin sayın yay? That is the question diyor. Kısımların şu var. Esnedi mi bu diyor. Bilmem. Esnemesi gerekiyordu. Aç ikinci kartı. Açalım. Aç. Sıkıntı yok. Orada sıkıntı büyük. Çünkü yay burçlarında ya da X aşkında kilitlenmiş, kalıplaşmış korkular var, düşünceler var bilinçaltında. Oraya saplanmış duruyor. Böyle. Hem de az buz Yusuf değil. Yusuf, Süleyman, Kerem, Muhanna, Necla. Allah ne verdiyse. Onların kırılması gerekiyor. O korkuların, o kalıplaşmış korkuların, o inkarların kırılması gerekiyor. Kırılmadığı takdirde onun için de esneklik gerekiyor. O esneklik var mı? Yer mi? Maça yer mi? Yoksa ya full draw diyecek ya da rest diyecek. Rest anına gelmiş zaten. Bundan sonrası süreçliğin iyiliği sayın yay burcu X aşkınla beraber. Ölene kadar moko koyan. Yapacak bir şey yok. Yani olsa dükkan senin. Biliyorsun. Gelelim şimdi oğlak burçlarına. Oğlak burçları. Şirketimizin son durumu nedir diye isim geliyor her seferinde. Oğlak burçları. Oğlak burcu X aşkı 1 ve oğlak burcu X aşkı 2. Neymiş olay? Diyor ki bir dönem sona ermiş. Ölüm kartı. Bir modül tık diye kesilmiş. Hem de gözünün içine baka baka. Peki o modül nereye doğru gidiyor? That is the question. Sen çoktan her şeyi bitirdin kafanda. Olayı ciddiye bağladın kafanda. Ondan sonra fazla bonkör davrandın kafanda. Hayır kafanda değil aslında. Gerçeklikte fazla bonkör tılsımların altındası. Fazla bonkör davrandın. Ondan sonra papazı buldun mu? Yoksa esaş olmadı zaten. Papazı buldun. Ondan sonra o kestiğin modülün üstüne bir modül daha kestin. Kafanda ama. Gezinin içine baka olay nereye gitti belli. Sanıyorum korkarım kabullenemiyorsun. Kabullenemedin. Esaş oldu zaten. Kabullenebilseydin yaptıklarını ve yapılmayanları zaten işten çoktan geçmişti. Çoktan finale gelmişti.
Ama böyle zangır, ruh zangır zangır titriyor. Yani şimdi ne olacak, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak, şimdi ne olacak. Yapılması gerekenleri yap. O dengeyi muhafaza et, geri çek. Ondan sonra sıkıntı yok. Ve kesip biçmekle olmuyor. Ruhun haberi var olaydan. Gelelim şimdi sayın yürüyen dahiler. Kova burcu eks aşkı 1 ve kova burcu eks aşkı 2. Ne diyormuş? Aha! Geçmiş problemler, yapılanlar konusunda, tılsımların kraliçesi, yapılanlar, yapılan değerler konusunda üreticilik babında problemler. Üreticilik sanırım büyük bir sıkıntı yaratmış orada. Aynen. Nereye doğru gidiyor bu sıkıntı? Burada bu sıkıntı nereye doğru gidiyor? Gözünüzün içine baka baka sonlanmaya doğru gidiyor. O sonlanma nasıl bir kopuşta? Ağrı bir sonlanma olmayacak ha. Doğal bir sonlanma. Oldu mu? Zannetmiyorum çıktığına göre. Daha ayın 13'üne kadar vakti var. Bu sonlanma tılsım kraliçesinin nasıl kullanıldığına bağlı. Üreticiliğin nasıl kullanıldığına bağlı. Şimdi bizlik için üretiliyorsa, üretilecekse eyvallah. Ama üretilmeyecekse yine eyvallah ve alibelerce. O derece, o derece. Aynen. Ölüm kartı. Gözünüzün içine daha dönem bitmemiş abi. Daha dönemin bitmesine 6 ay var. Mayday mayday. Ahtım. Yapacak bir şey yok sanki. Olursa lütfen senin. Aynen. Gelelim şimdi Uğur Gölü balelerine. Sayın balık burçları. Balık burcu eks aşkı 1 ve balık burcu eks aşkı 2. Ne diyormuş? Balık her zamanki gibi. Bulunduğu ortama en iyi adapte olan ama o ortamdan bir türlü çıkamayan insan. Niye? Çünkü öyle bir bağlanıyor ki Azize kartıyla şuradan oraya kök salıyor, kök salıyor, kök salıyor. Onu orada bırakamıyor. Diyor ki bazı inanç kalıplarını gözden geçirmen gerekiyor Aziz kartı. Bazı inandıkların güncel değil. Yani sen bu durumda geçmişi geçmişte bırakamıyorsun düşüncelerinle. Takılıyor. Ve takıldığı için de kupaların prensi ister eks olsun ister neks olsun ondan sonraki neks olsun olmayacak. Senin şurada zihinde geçmişi orada bırakabilmen gerekiyor. O bağları koparabilmen gerekiyor. Yoksa sonsuza kadar böyle gidecek. Bir sonraki paralel evrene bile geçse yeridir yani. Yapacak. Güney aydınlığı balık gibi. Geçmiş hayatı buraya taşıyor ve oradakileri orada bırakamıyor da onun cenemesini burada yaşıyor ya. Güney aydınlığı balık ne? Başkasının hayatını kendi hayatıymış gibi yaşamak. Olağanüstü bir ebadi. Aldanmalar, aldatılmalar. Bu hayatta adam akıllı bir organizasyon yapmadı mı? O fırsatlarla beraber mogoko. Senin bunu artık bir idrak edip benimsemen gerekiyor sayın bana. Yoksa daha çok eks aşkına bakacaksın. Mayday mayday. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için yayınlarımı. Şimdilik görüşmek üzere. Arrivederci. Mayday mayday. Ahtım.